Merhaba sevgili çocuklar, ben Gündoğdu Okulları'ndan birinci sınıf öğretmeni Durdane Erol. Sizlerle Türkçe dersimizde Çocuk Dünyası adlı temamıza devam ediyoruz. Bakalım bugün hangi metni işleyeceğiz sizlerle birlikte? Kurbağa ile Kaydırak adlı bir şiiri işleyecekmişiz sizlerle. Ama öncelikle hazırlık sorumuzu okuyalım. Hayvanlarla konuşabilseydin onlara ne söylerdin? Bir düşünün bakalım, hayvanlarla konuşabilme yeteneğimiz olsaydı, böyle bir şey olsaydı hayal edin. Onlara neler söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Şimdi metnimizi okumaya başlayabiliriz şiirimizi. Kurbağa ile Kaydırak. Bir gün yaramaz bir küçük çocuk yakalamış gölde bir kurbağacık. Kurbağa bağırmış, bırak da bırak, lütfen beni yuvama geri bırak. Çocuk ne bilsin kurbağa dilini, şöyle anlamış onun söylediklerini. Bırak bırak da bırak bırak, haydi gel oynayalım kaydırak. Kaydırakta kaymaya çalışan kurbağayı görüyoruz. Kaptığı gibi kurbağayı parka koşmuş. Ne güzel, kaydırak da hep boşmuş. Bir çırpıda tırmanmış merdivenleri, şaşırtmış kendisini görenleri. Ama bir sorun varmış ki çok önemliymiş. Kurbağanın derisi nemli mi nemliymiş. Böyle nemli varlıklar hiç kayamazmış. Kaydırağın zevkine bir türlü varamazmış. İnmiş aşağı, uzanıp almış onu eline. Demiş, akıllım kaydırak senin neyine? Sen git göl kenarında zıpla dur. Senin becerebileceğin tek şey budur. Götürmüş kurbağayı, bırakmış eski yerine. Dönüyormuş ki kulak kabartmış sesine. Kurbağa bağırıyormuş neşeyle, bırak da bırak, çok şükür kurtuldum. Şu haylazın yaptığına bak. Evet, güzel bir şiir okuduk sizlerle birlikte. Şimdi etkinliklerimize geçebiliriz. Kelime çantam etkinliğimiz. Birinci etkinlik. Haydi kelimelerle anlamlarını eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. İlk başta bir kelimelerimize bakalım. Göl, sorun, kaydırak ve nem. Bir numaralı cümlemize bakalım. Çocuk bahçesinde oturarak kayılan oyun aracı. Oturarak kaydığımız oyun aracı nedir çocuklar? Kaydıraktır, değil mi? O zaman buraya bir yazıyoruz hemen. İki numara, toprakla çevrili derin ve geniş su birikintisi. Bu da bana hemen göl olduğunu anlatıyor. İki numara göl. Hafif ıslaklık, böyle nemli olursa, nem değil mi hafif ıslaklık, bazen nemli olan yerlerle karşılaşırız. Nem, hafif ıslaklık. Sıkıntı veren durumda bize bir sorun var demektir orada. Dört numara. Evet, çocuk bahçesinde kayılan araç kaydırak, toprakla çevrili geniş su birikintisi göl, hafif ıslaklık nem, sıkıntı veren durumda sorun çocuklar. Kelime çantamızı doldurduk. İkinci etkinlikteyiz. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Dikkat etmemiz gereken şey nedir? Cümlelerimizin ilk harfi büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işaretini koymalıyız. Nokta, soru işareti veya ünlem koyabiliriz. Göl kelimesiyle ilgili kendisi bir cümle kurmuş. Ördek gölde yüzüyor. Biz sorun kelimesiyle ilgili kuralım hemen bir cümlemizi. Arkadaşımın bir sorunu var. Benim aklıma gelen cümle bu oldu. Arkadaşımın
bir sorunu var. Evet, büyük harfle başlattım ve sonuna noktamı koydum. Sorun kelimesinde U eki geldi. Sorunu var diye yazdık. Sizler istediğiniz cümleyi yazabilirsiniz. Kaydırak kelimesiyle ilgili renk belirteyim. Kaydırağın bir rengi olsun. Sarı kaydıraktan kaydım diyebilirim. Büyük harfle başlatayım. Sarı kaydıraktan kaydım. Cümlemin sonuna nokta koydum. Sıra geldi nem kelimeme. Bugün hava çok nemli. Biz Adana'da yaşıyoruz çocuklar. Çok nemli bir hava var değil mi burada? Bugün hava çok nemli. Evet. Bunlar benim aklıma gelen cümleler. Sizler kendi cümlelerinizi büyük harfle başlatıp sonuna noktalama işaretinizi koyarak yazabilirsiniz çocuklar. Üçüncü etkinlik. Okudum, anladım, cevaplıyorum. Parçamıza göre cevaplıyoruz. Bir numara. Çocuk gölde ne yakalamış? Hatırlayalım. Çocuk gölde bir kurbağa yakalamıştı, değil mi? Büyük harfle başlatalım. Çocuk gölde kurbağa yakalamış. Noktamızı da koyduk. Kurbağa kaydıraktan neden kayamamış? Kurbağanın derisi nemliymiş, değil mi? Nemli olan varlıklar kaydıraktan kolay kayamazlarmış. Derisi nemli olduğu için kayamamış. Yazalım büyük harf. Kurbağa derisi nemli olduğu için kayamamış. Noktamızı da koyduk. Kurbağa çocuktan ne yapmasını istemiş? Kurbağa kendisini yuvasına geri bırakmasını istiyor. Çocuktan göle geri bırakmasını, yuvasına geri ulaşmak istiyor. Yazalım. Kurbağa çocuktan yuvasına bırakılmayı istiyor. Ay, yanlış yazdım. İstiyor. Nokta. Evet. Bir an önce kendi yuvasına dönmek istiyor. Beni yuvama bırak diyor. Dördüncü etkinlik. Şiire farklı bir başlık bulalım. Şiirimizin başlığı kurbağa ile kaydıraktı. Bu şiiri siz yazmış olsaydınız farklı başlıklar bulacaktınız. Benim aklıma gelen başlığı bir tanesini söyleyeyim size. Kurbağa ile çocuk. Ben yazsaydım kurbağa ile çocuk koyabilirdim. Veya aklıma kurbağanın çilesi geliyor. Kurbağanın çilesi olabilir. Sizler de kendi bulduğunuz başlığı yazabilirsiniz çocuklar. Sence kurbağa ile çocuk neden birbirlerini anlamıyorlar? Kurbağa ile çocuk bence istekleri farklı olduğu için birbirlerini anlamıyorlar. Çocuk kaydıraktan kaymak istiyor, kurbağayı da kaydırmaya çalışıyor. Fakat nemli olduğu için kayamıyor. Kurbağa da gölde yaşamayı seviyor. Orada arkadaşları var belki, onlarla vakit geçirmek istiyor. O da göle gitmek istiyor. İkisinin yaşam alanları farklı, istekleri farklı olduğu için birbirlerini anlamadıklarını düşünüyorum ben. Sizin de farklı düşünceleriniz vardır. Bunu sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşabilirsiniz çocuklar. Beşinci etkinlik, hayvanların isimlerini yazalım. Evet, görseldeki hayvanların isimlerini yazalım. Bu bir tavşan. Bu bir arı.
Bir tilki görüyorum. Aşağı geçelim. Sevimli mi sevimli bir ördek. Bir karınca var burada da. Çalışkan bir karınca. Burada da yine çok tatlı bir köpek görüyoruz. Evet. İsimlerini yazdık görseldeki varlıkların. Şimdi resimlere bakalım, soruları cevaplayalım. Tamam, resme göre sorularımızı yapalım bakalım. Bir numara, bu hayvanlardan hangilerine evde bakılabilir? Şöyle bir düşünelim çocuklar. Evde bakabileceğim tavşana bakabilirim. Başka ördek bakılabilir, köpek bakılabilir. Değil mi? Bu üçüne evde bakabiliriz. Yazalım o zaman. Tavşan, virgül, ördek ve köpek evde bakılabilir. Evet, bu üç hayvanı evde bakabiliriz. Onun dışında ne soruyor bakalım? Soru 2. Sen bu hayvanlardan hangisine evde bakmak istersin? Ben bunlardan kendi fikrim. Ben bir köpek bakmak isterdim. Ben evde köpek bakmak isterdim. Benim bir köpeğim de vardı çocuklar. Ona bakıyordum. Ama sonra başkasına vermek zorunda kaldı. Ve diyor ki evde bakacağın hayvanına ne isim verirsin? Ben ona Hector ismini vermiştim. Ona göre cevaplayayım. Evde bakacağım hayvanıma Hector. Şimdi Hector derken Hector hayvanımızın ismi, özel bir isim. O yüzden ilk harfini büyük yazmalıyız. Siz de hayvanınıza vereceğiniz ismi büyük harfle yazın lütfen. Bunu unutmayın. Hector ismini verirdim. Evde bakacağım hayvanımın Hector ismini verirdim. Üç sorumuzu da görselimize göre cevapladık. Bir sonraki etkinliğimizdeyiz. Haydi söylenenleri sırasıyla yapalım. Yapalım bakalım. Yeşil bir kalem görüyorum. Bana diyor ki kurbağayı yeşile boya. Tamam. Kurbağayı yeşile boyayalım bakalım. Kurbağa nerede? Burada. Şöyle kalemimizi bir seçelim. Birazcık da ucunu kalın yapalım. Kurbağayı yeşile boyayalım. Bir dakika. Yapamadım. Şöyle. Çocuklar siz benden daha güzel boyayın lütfen. Benimki biraz olmadı gibi. Evet. Şöyle olabildiğince boyamaya çalıştım. Bakalım. Şurasını da boyayalım, gözleri açıkta kalsın. Biraz komik bir kurbağa oldu benimki. Siz daha güzel yapın çocuklar lütfen. Evet, kırmızı kalem ne diyor bakalım? Kurbağanın üzerine 5 tane kırmızı nokta koy. 5 tane kırmızı nokta diyor. Koyalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kırmızı noktamı koydum. Sizler de koyun. Turuncu kaleme geldik. Kaydırağı turuncuya boya. Kaydırak, kaydırak, kaydırak. Evet. Kaydırağı da turuncuya boyayın çocuklar. Şöyle. Evet, ben şöyle kısaca şuralarını bir boyayayım. Şöyle tutacak yerlerini boyayalım.
Boyuyoruz. Evet, ben elimden geldiğince boyamaya çalışıyorum. Böyle, evet, sizler de turuncuya boyayın lütfen kaydırı. Siz taşırmadan boyamaya dikkat edin. Resme bir güneş çiz diyor. Hemen sarı rengimi alıyorum. Şöyle yukarıya resmime bir güneş çiziyorum. Bunlar da güneş ışınları olsun. Bir güneş çizdim. Bana söylediği bütün yönergeleri tek tek uyguladım çocuklar. Sizler de uygulayın lütfen benden sonra. Yedinci etkinlik, resimlerle ilgili cümleler yazalım. Yazalım bakalım. İlk görselimizde çocuk görüyorum. Çocuk burada kurbağayı yakalayacak, yakalamış. İkinci görselimde kurbağanın kaydıraktan kayamadığı görsel. Onu görüyorum. Yazalım. Kurbağa kaydıraktan kayamamış. Kurbağa kaydıraktan kayamamış. Kayamamış. Görüyorsunuz. Orada takılı kalmış. Üçüncü görselde çocuk ne yapıyor? Kurbağayı yuvasına geri bırakıyor, yerine bırakıyor. Çocuk kurbağayı yerine bırakmış. Görselde gölüne bırakıyor artık yerine. En sonda da kurbağayı gölde keyifli bir şekilde, mutlu bir şekilde görüyoruz yuvasına yerine geri dönünce. Kurbağa gölde çok mutlu olmuş. Nokta. Evet. Yuvasına ulaştığı için çok mutlu. Görseldeki cümleleri yazdık. Sekizinci etkinlik, tabloyu örnekteki gibi dolduralım diyor bize. Şimdi burada ne var? Hayvan görselleri var. Tabloyu inceleyelim. Hayvanların isimlerini yazacağız buraya. Daha sonra hecelerini ayıracağız. Ve kaç heceden oluşuyor? Hece sayısını yazacağız. Şimdi ilk önce hece nedir onu bir hatırlayalım. Ağzımızın bir hareketiyle söylenebilen ses ya da ses topluluğuna hece denir. Kaç seferde çıkıyor o kelime ağzımdan? Onu bulmalıyım. Mesela kurbağa derken kur ba ha 3 seferde ağzım açılıyor. 3 seferde çıkarıyorum ben bu sesi. O zaman kur ba derken aralarına hecelerin olduğu yere çizgi çekerek yazıyorum çocuklar. Sizler de lütfen öyle yapın. Şimdi ben size göstereceğim zaten yazacağız sizlerle birlikte. Heceler bir heceden de oluşabilir sözcükler. Birden fazla heceden de oluşabilir. Görselimizi yazalım ilk önce. Kalemimizi seçelim. Evet, bu hayvanın ismi o. Çok kalın olmuş ucu. Şöyle inceltelim. Evet, bir ayı görseli var. Ne yapalım? Kaç seferde çıkıyor ağzımızdan bakalım. A, y, 2 seferde çıkıyor. A dedikten sonra bir çizgi. A, y. Bir, iki heceden oluşuyor çocuklar. Hemen yazalım. İki hece görselimiz. Evet. Bir fil görüyorum. Hemen yazalım. Bakalım, heceleyelim. Fil. Ağzım bir seferde çıkıyor. Bir seferde çıkıyor ağzımdan. O zaman bir hece bu. Fil. Bir hece. Bir kuş görselimiz var. Kuş yazdık. Bakalım kaç seferde çıkacak ağzımızdan? Kuş. Ağzımın bir hareketiyle çıkıyor. Direkt kuşu hiç bölmeden yazıyoruz. Bir hece. Bir kelebek görüyorum.
Önce yazalım ismine. Kelebek. Bakalım ağzımız kaç seferde çıkacak ağzımızdan? Ke. Le. Bek. Ke. Le. Bek. Üç seferde çıkıyor. Çizgi koyarak yapalım. Ke. Çizgi. Le. Bek. Bir, iki, üç seferde çıktı. Üç heceden oluşuyor. Evet, buradaki hayvan da neymiş? Deve. Yine heceleyelim. De, ve. De, ve. İki seferde çıkıyor çocuklar bakın ağzımdan. De, ve. İki heceden oluşuyor. Bu da bol bol pratik yaparak kelimelerin kaç heceden oluştuğunu bulabiliriz. Dokuzuncu etkinlik. Kelimeler satır sonuna sığmayınca kelimeleri bölerken kısa çizgi kullandım diyor. Evet. Sözcükleri heceden ayırıyoruz çocuklar. Yerimiz kalmayınca kafamıza göre değil tabii ki. Tam heceden bölmemiz gerekiyor. Geri kalan sığmayan kısmını da aşağı yazmalıyız. Örneğimize bakalım. Böcekler çeşit çeşittir. Genellikle altı bacağı ve iki anteni vardır. Bir minik canlının böcek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bacaklarını saymak ve antenleri olup olmadığına bakmaktır diyor. Bakın burada bacağı. Bacağı kelimesi sığmamış, bağ hecesinden ayırmış ve bir kısa çizgi koymuş. Canlının derken bu kelimemiz de sığmamış. Canlının can hecesinden ayırmış kısa çizgiyle. Antenleri derken yine sığmamış. Anten hecesinden ayırmış kısa çizgiyle geri kalanını aşağıya yazmış. Şimdi biz de bir uygulama yapacağız bakalım. Haydi satır sonuna sığmayan kelimeleri kısa çizgi ile bölüp örnekteki gibi yazalım. Burada bir papatya kelimesi var. Sona doğru yazacağız. Yerimiz sığmadıysa nasıl yapacağız? Papat bir kısa çizgi. Ya'yı aşağı yazıyoruz. Papatya. Böcekler kelimesini nasıl yazabiliriz? Hecelerini heceye ayıralım. Böcekler. Böcek kelimesini yukarı yazabilirim. Böcek. Çizgi çektim. Ler aşağı iniyor. Böcekler olmuş oldu. Bakalım bu kelimemizi heceleyelim. Şemsiye. Evet, şem hecesinden ayırabilirim. Şem. Çizgimi çektim. Si, ye aşağı yazmak zorundayım sığmayacağı için. Bir diğer kelimem heceleyelim. Oyuncaklar. Ben bunu oyuncaklar hecesinden ayırmak istiyorum. Oyuncak kelimesini yukarı yazacağım. Heceden ayıracağım. Oyuncak kısa çizgi lar diye ayıra bilirim. Yazı yazmaya devam ettikçe sizler de bunu uygulamaya başladığınızda daha rahat yapacaksınız. Hecelerde ilerlediğinizde yapabileceğinize eminim. Şiir etkinliğimiz burada son buldu. Şimdi bir serbest okuma metnimiz var. Arkanıza yaslanıp beni güzelce dinleyip takip etmenizi bekliyorum çocuklar. Kırmızı balon. Erhan pek keyifli. Bugün onun doğum günü. Erhan sokağa çıktı. Bizim sokağın çocuklarını öğleden sonra evine çağırdı. Ama gelin dedi, annem çikolatalı pasta yapacak. Bütün çocuklar bu haberi sevinçle karşıladılar. Yalnız küçük Orhan köşede durmuş susuyordu. 2-3 gün önce top oynarlarken İstemeden Erhan'ın ayağına basmış, darılmışlardı. Öğleden sonra beş çocuk Erhan'lara geldiler. Saracın çocuğu Erhan'a çanta getirdi.
Doğramacınınki kalem kutusu. Demircininki pergel. Memurunki kalem. Hava subayınınki de uçak. Beş konuk bir de Erhan uzun zaman gülüp türkü söylediler. Oynayıp eğlendiler. Orhan da burada olsaydı dedi saracın çocuğu. Orhan iyi arkadaştır dedi doğramacınınki. Arkadaşını batakta bırakmaz Orhan dedi demircininki. Öyle ise çağıralım dedi memurunki. Gelmez dedi subayınki. Erhan kalktı, Orhan'ı çağırmak için kapıya koştu. Kapıyı açınca ne görsün? Elinde kırmızı bir balon, gözlerinde yaş, Orhan tam karşısında. Ben dargın değilim. İşte benim armağanım dedi Orhan ağlayarak. Elindeki kırmızı balonu Erhan'a uzattı. Erhan hiçbir şey demedi, kucakladı, doyasıya öptü Orhan'ı. Evet, güzel bir okuma metniydi çocuklar bunlar. Serbest okuma metniydi. Arkadaşlar arasında bazen dargınlıklar, küskünlükler olabilir. Ama birbirimizin gönlünü almayı başarıp tekrar arkadaşlığımıza kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam edebileceğimizi anlatan güzel bir parçaydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.